Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birkaç gelişme paylaşacağım. Bildiğiniz üzere çok sevdiğim bir de kanilaplast diye bir ilaç vardı arkadaşlar. Bunun daha önce videosunu yayınlamıştım. Sahibi olan Hakan Bey sağ olsun videomuzu izlemiş, beğenmiş. İstersen dedi sen de satabilirsin dedi bu ilacı. Sana da yardımcı oluruz dedi. Arkadaşlar artık ben de satmaya başlıyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi hani ben sattığım ürünü satıyorum derim ama kesinlikle o videoyu çekerken satmamıştım. Ben çünkü beğenmediğim hiçbir ürünü videosunu çekmiyorum. Beğendiklerimi de parayla alıyorum. Çok az üründe böyle sponsorluk oluyor. Ki zaten daha önce beğendiğim ürünlerin yeni çıkanları falan filan hani sponsor oluyor. Yoksa kimse öyle durduk yere bana ulaşıp bizim ürünümüzü şey yapar mısın demiyorlar. Şimdi arkadaşlar bu Recanina Plus ne için kullanılır? Size bundan bahsedeceğim. Şöyle yakın bir çekim yapayım size. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir odak gerekiyor. Sindirim sistemi hastalıklarının birçoğunda kullanılıyor arkadaşlar. Size bunları sayayım arkadaşlar. Salmonella. Kuruma bir hastalık değil ama kuruma da çok faydalı. Ben öyle birkaç kuş kurtardım. Videosunu da görebilirsiniz. E. coli, salmonella, kuruma. Kursak mantarına da kullanıldığı söyleniyor ama onun hakkında tam bir bilgim yok. Arkadaşlar. Koksidioza da iyi geliyor olabilir. O tarz sindirim sistemi hastalıklarına genel olarak iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ürünü nasıl kullanacağız? Üzerinde zaten yazıyor. 100 mililitreye 10 mililitre şeklinde. Ben size bunu nasıl daha ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü arkadaşlar hani bütün ilaçlar gibi bu da biraz maliyetli tabii. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada benim bunlar benim kendi kullandığım. Şu an kullanacağım suluklar da size şunu önereceğim. Şu tarz küçük kumluk suluklar, ilaç sulukları vesaire oluyor. Bunları kullanırsanız arkadaşlar zaten aşağı yukarı daha çok daha az su harcamış olursunuz. Daha az su harcarsanız da daha az ilaç kullanırsınız. İlacınız daha az ziyan olur. Ben şimdi arkadaşlar hani size göstermek için normal bir sulukta kullanacağım. Bunun içindekini ölçtüm arkadaşlar. Şöyle bir tane kapak yardımıyla 10 mililitre var. Önlem amaçlı kullanılabilecek bir düzeyde. Ama tedavi amaçlı arkadaşlar 10'da 1 yani burada 200 mililitre suyumuz var. 20 mililitre ilacımız olması gerekiyor. Bu oran şimdi 20'de 1. Önlem amaçlı yeterli bir düzeyde. Şimdi döküyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi önceden ölçtüm ne kadar ilaç olduğunu içinde. Hani öyle kafanıza göre hareket etmeyin siz de. Hadi elimizle silelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif kahverengi bir karışım oldu. Ada çayı gibi kokuyor. İlginç bir güzel bir kokusu var. Böyle önlem amaçlı kullanırsanız maliyeti arkadaşlar kuşbaşı 25 kuruşa denk geliyor arkadaşlar haftalık. 25 kuruşta zaten hiçbir şey değil. Yeter ki kuşlarımız sağlıklı olsunlar. Burada zaten durumu sıkıntılı bir kuşumuz var. Onunla ilgili zaten aktif olarak bir video çekiyorum. Onu da zaten size o videoda göstereceğim. Şimdi bahsettiğim Recanina hakkında bilgi almak isteyen arkadaşların dikkatini dağıtmayalım. Suluklarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben her suluğa 50 mililitre koyacağım. Yarım yani. Zaten bir çift onu bile zor içiyor. Daha da az koyabilirsiniz ama tavsiye etmem. 50 idealdir. Fazlasını da tavsiye etmiyorum. Su biliyorsunuz her günden güne azalıyor. Onu da israf etmeye gerek yok. Şöyle suluklarımızı arkadaşlar açalım. Ben göz kararı hepsine 50 mililitre yakın koymaya çalışıyorum. Şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu ilaç normal gündelik su değişimlerinize de böyle olsun. Çiftlerinizin suyunu karıştırmayın arkadaşlar. Suluklarını karıştırmayın. Her çiftinizin suluğu ayrı olsun. Yoksa her gün dezenfekte etmek zorunda kalırsınız. Çünkü onun hastalığı ona, onun hastalığı bir ötekine geçer. Bu da hoş bir şey değil.
Şöyle 4 sula. O alttaki kuşumuza koymuyorum. Çünkü arkadaşlar onlar şu an farklı bir tedavi sürecindeler. Sıkıntısının sindirim sistemiyle alakalı olduğunu düşünmediğim için ama öyle olduğunu düşünsem bunu kullanırdım. Ama şöyle söyleyeyim, açık konuşmak gerekirse spesifik bir hastalıktan çok eminseniz ben genel olarak kür kullanmıyorum. Bu ilacın avantajı doğal olması arkadaşlar. Hiçbir zararı yok kuşlara. Antibiyotik değil ama çok eminseniz hastalıktan, mesela bir hastalık düşünün, E. coli. %100 eminsiniz E. coli olduğuna. O zaman arkadaşlar E. coli ilacı kullanın ama böyle önlem amaçlı ne olduğunu bilmiyorsanız bu ilacı kesinlikle gözüm kapalı öneririm arkadaşlar. Kuşlar da zaten severek içiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle koymaya devam edelim. Bu arada Hakan Bey'le görüşmelerimiz devam ediyor. O da izler mi buradan videomuzu bilmiyorum. Bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Rekalina Plus sponsorluğunda. İçinizden şanslı bir ya da birkaç kişiye, Hakan Bey'e bağlı, Rekalina Plus hediye edeceğiz arkadaşlar. Çekilişte. Bunun detaylarını da Hakan Bey'le konuştuktan sonra size haber veririm arkadaşlar. İlacımız gördüğünüz gibi bitti. Ama kesinlikle arkadaşlar güzel bir ilaç. Ve en önemlisi yerli ve milli sermaye olması. Her videomda da buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani benim için önemli bir şey. Çünkü bu ilacı, bunun fiyatı 100 cc. Hatırladığım kadarıyla 50 lira olması lazım. 25'ti, 25 lira falan böyle gidiyor. Ama şimdi siz bunun aynısını yurt dışından getirseniz, bir kere euro dolar kurundan dolayı olacak bu, size 70 lira atıyorum. Yol parası gelecek üstüne 100 lira. Aracı bir ton adam gelecek 150 lira. Devlet bundan vergisini almazsa olmaz, her şeyden aldığı gibi. 170 lira. Bu ilaç size 170 liraya mal olacak ama bizim ülkemizde yapılınca 50 lira oluyor. Gerçekten kullanmadığım hiçbir ilacı önermem. Satışını da yapmam arkadaşlar. Rekalina Plus almak istiyorsanız yorumlardan, Instagram'dan, Facebook'tan, her yerden, nereden denk gelirseniz yüz yüze de benimle iletişime geçebilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı var. Ben öğrenci olduğum için elimde fazla bulundurmuyorum. Kendime yetecek kadar oluyor genelde. Sipariş üstüne EFT ile hesabıma gönderiyorsunuz. Ben de size kargo ile gönderiyorum. En büyük iki boyda kargo ücretini ben karşılıyorum. Eğer bu ve 25'lik boyda kargo ücreti alıcıya ait. Detayları Facebook sayfamdaki postlardan da görebilirsiniz. Ara ara paylaşıyorum fiyat bilgisi. İşte ne işe yaradığı, tam detaylı bilgilerini paylaşıyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.